Şu an itibariyle ailenizden hayatta kalacak tek erkek sensin. Gerçi artık sen de Koçovalı değilsin ya. Başlayalım. Bence hiç başlamayalım. Çünkü sizin de oğullarınızla vedalaşmak için son şansınız. Bu andan itibaren ailenizde sizden başka erkek kalmayacak. Ben kendimi Çukur için feda ettim Cengiz Bey. Ben ailemi korurum. Ne olursa olsun. Kim olursanız olun. Ben yaşadığım müddetçe ailemi korurum. Babamdan böyle öğrendim. Beni her seferinde şaşırtmayı başarıyorsun. Aferin. Aferin. Böyle devam et. Çekilin. Sen de. Önce siz. İptal. Bugün de ölmedik be babamın oğlu. Kısmet. Kısmet. Çocukları söyle bir şey yapmasınlar. Tamam tamam ben de. Bugün de ölmedik derken abim? Yok bir şey Medet, yok bir şey. İç çorbanı. Alo Metin.
Kimseyi vurmuyorsunuz. Geri çekiliyoruz. Dostluk kazandı. Hadi canım. Celal sunu bitti, Medet'ini başladı. Ne diyorsun Medet ya? Abim diyorum ki bizim bir şeyden haberimiz yok. Kim kimi vuruyor, ne oluyor, ne bitiyor hiç. Ya çok konuşma, iç çorbanı. Al bunu da iç. Ver. Bakmadın değil mi? Geciktik biraz. Olur mu öyle şey kardeşim? İşimizin adı ne? Hazır mı bizim alacağımız? Hazır hazır. Amca? Amca ya, aslan parçası, dedenin bastonu mu zannettin? Siz hayırdır aslan parçaları ya, ha? Ne iş? Amca biz. Biz bunu sonra etraflıca konuşuruz, öyle değil mi Hak? Remzi, benim arabam ileride, geç sen. Amca. Çok ısrar etti. Zor durumdayım dedi. O yüzden, yoksa ben... Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Gel bakalım aslan parçası. Ne yaptın, hallettin mi işlerini? Hallettik. Emmi herkesle konuştu. İmza attım ben de. Emmi arkandaysa sırtın yere gelmez. Öyle. Tamam oğlum, hadi uzatmayın. Oradan oraya yoruldu zaten çocuk. Dönelim bir an önce mahalleye. Yok yok, yorulmadım ben. Ben iyiyim. Hem mahallenin dışındayım. Yorulmak neymiş bilmiyorum bugün. Yolun uzun. Emmi seni bilgisayar profesörü yapmadan bırakmaz. Merak etme. İnşallah. İnşallah. Hepsi sizin sayenizde. Hepsi olacak. Hadi. Tamamsa gidiyorum. Her şey iptal. Eyvallah. Alişon. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Geçti. Geçti. Ben senden büyüğüm. Yaşım büyük. Kafa çocuk. Ama yaşım büyük. Abiyim ben. Abiyim. Aliço abi. Thank you.
geçti. Geçti ama. Senin suçun değildi. Senin suçun değil. Sen küçüksün. Büyük büyük. Yaman. Değil. Senin suçun değil. Kardeşim. Kardeşim. Sen küçüksün. Abi burada. Abi burada. Sağ ol Bengi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır, mevzun var? Yok ya, öyle hava aldık. Sen şunu al da yerine koy. İleride falan lazım olur. Bir de şunu al. Bunlar niye sende ki? Boş ver ya, sorma. Eyvallah. Abi sen niye yazmıyorsun, arıyorsun beni? Bak bu o kadar fatura gelecek ya sana. Yazsın kardeşimden, değerli mi ya? Bir şey istiyor musun İsviçre'den? Ben dönüyorum. Vallahi internetten baktığımda çikolata sünni diyorlar. Çikolata iyi olur abi. Tamam, bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Yok yok, temiz abi. Güzel. Ben şimdi havaalanına gidiyorum. Öğlene mahallede olurum herhalde. Getiririm çikolatanı. Eyvallah da oradan ne kadar sürüyor buraya gelmek? Güzel abi, o zaman Pendik'e gitmek gibi bir şey diyorsun yani bu. Ha? Buyur bacım. Fidan. Abi ben seni arayacağım, tamam. Fidan. İyi misin? Yaklaşma. Fidan sakin ol. Ben Mekke kızım. Fidan, iyi misin? Bırak! Sen çık yukarı, beni bekle, geleceğim. Amca ama... Geleceğim dedim, çık. Anlat bakalım Remzi Efendi. Sen bu çocuktan ne istiyorsun? Abi benim durumum olmadığında. Biz mi besleyeceğiz lan seni, he? Estağfurullah abi, ama neticede biz Çukur'un çocuğuyuz. Yani dışarısı kötü. Beni kim ne yapsın abi? Anlatabildim mi? Bir de şimdi akın için içeri girdiğimden, üstüne çıkınca sabıkası şeyi de gelince iş güç mümkün değil abi. Ekmeğimin peşindeyim diyorsun yani. Öyle abi. Bana gelseydin oğlum, niye akına gidiyorsun? Abi şöyle, bizim eski hukukumuz olduğundan, siz içerideyken benim akının sağ kolumduğundan, her işi beraber yaptığımızdan. Ne işiymiş o? Abi şöyle, siz içerideyken Çukur'u döndürebilmek adına bir takım girişimlerimiz olmuştu. Ticaret micaret, ben anlamam tabii, akın bilir. Ben bana söyleneni yaptım. Nasıl siz içeri gireceksin, yatacaksın dediniz de gökümü çıkartmadan yattığım gibi abi. Ben şimdi gideyim babangile. Hayır hayır. Hayır istemiyorum. Olmaz. Beni böyle görmesinler. Görmeyecekler. Thank you.
Bak, o zaman gözünü seveyim. Gel en azından yaralarını silelim birlikte. Tamam, sen temizle, sil. Ben de sana gidip bir giyecek falan bir şeyler ayarlayayım, olur mu? Şimdi de karşılığını istiyorsun ya. Haşa abi, ne münasebet. Abi, ben mahalleye geldim. Metin beni içeri sokmadı. Anamı bile görmedim abi. Benim evim burada. Ailem burada. Çukurun dışında bir yerde ben tutunamam abi. Ondan. Vallahi ondan. Billahi ondan. Ama sen bana müsaade et. Ben mahalleme geri geleyim. Yeminle söylüyorum, bir kuruş istemem. O iş o kadar kolay değil Remzi Efendi. Yediği kaba pisleyen itin başını okşayacak değiliz. Ama yine de madem bu kadar istiyorsun, hak edersen neden olmasın? Sen ne dersen, ne istersen abi. İsteyeceğim. Vakti zamanı geldiğinde. Sen de o zamana kadar annenin evinden dışarı çıkmayacaksın. Tabii anan sana kapıyı açarsa. Rezil oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Mahalleye dönmekten başka bir şey gelmedi aklıma. Ben ne yapacağım Beke? Beni mahvetti. Mahvetti beni. Önce sakin olalım. Önce bir sakin olacağız. Tamam. Rezil falan da olmadın öyle. Ben istemediğim sürece kimse buraya giremez. Şimdi seni iyileştireceğiz, toplayacağız. Sonra gidip o yapanı bozacağız. Senin yaralarını temizleyelim, tamam? Hı. Bak, bu oksijenli su. Canını falan yakmaz. Yarayı temizler, tamam mı? Orayı mikrobu falan alır. Bitir. Hangi yaptı bunu? Sefa. Sevgilin. Bu bizim mahalleden olan Sefa mı? Yakışıklı olan mı? Yoksa tığ Sefa? Yok yok. Bak, kimseye söylemeyeceğim. Söz mü? Söz. Bizim iş yerinin sahibinin oğlu. Zengin bebesi. Yapıyorsun? Kitabım yok, kitabım. Ne kitabı? Kitabım işte. Benim kitabım, kitabım yok. Ben sen yokken biraz hani buraları düzenledim. Aa, bak, bazı şeylerini şöyle koydum ama. Şey, bunlar falan. O mu? Ona laf mı zor olmuyor mu? Ne bileyim, kucağına alsan böyle, masada falan oku. Beğendiysen devamını da alabilirsin oradan. Öyle gidip fare gibi tırtıklama. Kafana göre git al oku, tamam? Bu ne? Bu ne? Ne olmuş? Kırışmış. Kırıştırmışsınız. Kırıştırmışsınız. Mahvettiniz. Vallahi mahvettiniz, her şeyi mahvettiniz. Ben bilemedim ki üstüne. Ver bakayım onu ben. Dokunma. Tamam. Dokunmayacaksınız. Hiçbiriniz dokunmayacaksınız. Çık. Karaca. Çık dedim. Çık Karaca. Çık Karaca. Çık defolun. Çıkın defolun.
geçecek. Zamanla geçecek. Biraz sabretmek lazım. Anne, bu öyle geçecek bir şey değil. Ya görmedin mi bana ne yaptı? Kız delirmiş gibi, bir doktora falan götürmemiz lazım. Doktor falan yok. Geçecek. Koçovalıların kızı delirdi dedirtmem ben. Bizim bir adımız var. Hep sen biliyor musun mahallede Karaca'ya ne kadar saygı duyuyorlar? Ama... Aması falan yok. Git elini yüzünü yıka, kızının başında dur. Olur öyle. İnsanın gözü kamaşır bazen. Senin bu suçun yok. Beni pencereden dışarı fırlattı peki. Merhaba İbrahim abi. Hah Salim. Hop. Ne oldu dayı? Oğlum sizden bir kıyak isteyeceğim. Ama soru sorma, tamam mı bana? Ayıp ediyorsun kanka her zaman. Eyvallah. Senin kız kardeşinin kıyafetlerinden birkaç parça bir şey getirsene bana. Ne diyorsun Meke? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ya oğlum tamam, ben sana daha sonra anlatacağım. Sen soru sorma yeter, tamam mı? Hadi oğlum ya. Bir ceket, bir başörtüsü falan. Hatta belki ihtiyaç olur. Battaniye falan ayarlayıp getirsene. Hadi be oğlum, anlatacağım lan daha sonra. Ne oluyor Meke? Ya oğlum sana da daha sonra anlatacağım. Sen şimdi acilinden bana Cumali abiyi bulsana. Hadi be oğlum. Oğlum anlatacağım. Hadi acil. Yamaç. Kapandı mı konu? Benim için evet. Sizin için peki? Doğruyu mu söyleyeyim? Lütfen. Benim için de evet diyebiliriz. Kısa bir süre tabii. Ben yanınızda olduğum sürece yani. Sen işime yaradığın sürece diyelim. Yapman gereken şeyler var. Bunu sen de biliyorsun. Abilerinle uğraşmaktan çalışmaya fırsatımız olmadı malum. Ne istiyorsunuz? Tanıştığımız geceyi hatırlıyor musun? Arabamı çizip üzerimize tozları yağdırdığın o geceyi. Aynısını tekrar yapmanı istiyorum.
Organizasyonun şekli farklı olabilir. Ama sonuç aynı olmalı. Verdiğin zarar aynı olmalı. Kime peki? İsmi Halil İbrahim. Bu kadarını bilmen yeter. Fazla bile. Afganistan'dan yarın akşam gelen büyük bir parti malı teslim alacak. Konumunu, koşullarını sana bildireceğiz. Sen üstüne düşeni yap yeter. Seve seve. Hoşuna gitti bakıyorum. Yani uyuşturucuyla insanları zehirleyenin kim olduğu fark etmez. Cengiz Bey, asıl insan rakibiniz. Yani önemli olan sonuç. Ya şöyle söyleyeyim, bu işleri engellemek bizim için bir alışkanlık. Babadan kalma bir alışkanlık. Güzel. İlk defa aynı yerde buluşuyoruz. Öyle görünüyor. Peki. Bir an evvel hazırlıklara başla. İstediğin kadar adam alabilirsin. Güvenlik müdürü. Hayır. Nasıl yani? Ben sizin desteğinizi istemiyorum. Kendi yöntemlerimle halletmeyi tercih ederim. O geçen seferki gibi işte dediniz ya. Nasıl istersen. Bir şey daha var. Vermek isterim. İhtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Yani ben istemediğim sürece beni dinleyemeyeceğinizi biliyorsunuz artık. Seni dinleyebilmek, izleyebilmek için elimde çok fazla imkan var. Sen de bunu biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Ama bunu da tavsiye etmem. Eğer peşime birilerini takarsanız atlatırım. Atlatırım yani Cengiz Bey, şov yapmayayım size burada. Boşuna yormayın kendinizi. Cengiz Bey, biz bir anlaşma yaptık. Birbirimize güvenmekten başka şansımız yok. Biliyorum bu konu biraz zor sizin için. Ama böyle davranmak ikimiz için de en iyisi. Yoksa ikimiz de zarar görürüz. Vedatçıyım, ekmeğimle çorbanın dibini sıyırdım işte. Surat asmaya devam edeceğim mi acaba? Surat murat asmıyorum ben. bak, surat asmıyorum işte. Tipe bak, tipe. Allah Allah, ne varmış acaba tipimizde? Vallahi bizde böyle. Beğenmiyorsan Metin var abim. Git ona da o gülsün senin yüzüne. Yavaş, yavaş. İn lan aşağı. İn. Bak. Sana çok sakince soruyorum. Senin tam olarak derdin nedir acaba? Sakince soruyorum diyor ya. Ben sakin değilim. O ne olacak? Sen elini adamlarıyla kim bilir ne işler peşinde? Benim dünyadan haberim yok. Lan o. Ha, söyle babamın oğlu. Bak, bir de bu var. Buluşmamız lazım. Tamam, sen geç, ben geliyorum. Bir de Salih. Bir de ne? Akın oralarda mı? Yok, görmedim bugün hiç. Eyvallah. Eyvallah. Hay! Ey tamam. Sinirlenmeyeceğim sana. Sinirlenmeyeceğim çünkü haklısın. Ne oluyor, ne bitiyor bilmek senin hakkın. Neden? Çünkü sağlıklı bir ilişkinin temeli nedir? Nedir? Karşılıklı diyalog. O yüzden sor, söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim, sor. Metin'le ne işin vardı sen? Sadece Metin olsa iyi. Mekke'yle vardı, Ali Joy'la vardı. Oh maşallah, bir tek biz yokuz. Evet, senden başka herkes vardı. Ama bir sor, neden? Neden? Ha, neden? Çünkü onları uzağa gönderdim. Hatta bir tanesini çok uzağa gönderdim. Seni göndermeye içim el vermedi. Benim yanımda kal istedim. Ha. Ben yanında kalayım diye, öyle mi? Niye olacak be Medet? Doğru, ne olacak başka? Hey, başka sorun yoksa benim bir işim var, gidiyorum tamam? Nereye? Ya bir çıkarma istersen. Affet abim. Hem sen de öyle boş boş durma bakayım. Eve git mesela. Bir ihtiyaçları var mı diye sor.
yengene, sonra başka Junior'a, sonra başka, başka. Lan başka! Cennet ha. Cennet tabii ya. Hadi şimdi. Emredersin abim. Allah'ın delisi ya. Hey! Ne koşuyorsun oğlum? Sıkıntın var. Abi Meke Cumali abi bulmamı istedi ama yok yani, bulamıyorum hiçbir yerde. Meke niye Cumali'yi bulmanı istedi ki? Evet, Akın Efendi. Şimdi söyle bakalım. O adam sana niye sardı? Kendi anlatmalı mı? Soru sorma bana, cevap ver. Amca daha önce ne dediysem o. Benim yerime içeri girdi ya. Para yani. O kadar yani, başka bir şey yok. Yok. Olmasın. Bak Akın, sana daha önce söyledim. Ben her şeyi bileceğim. Eğer bana şimdi söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Ha yok. Ben kendim öğrenirsem tadımız kaçar. Ben her şeyi bileceğim. Tamam? Oh. Telefonum çalıyor yeğen. Telefonu bölmeyeyim mi? Aç yeğen, aç. Telefonda Instagram var mı? Var. Ne oldu? Sefa Doğan Bey. Ne? Sabitlenmiş hikayelere bak. En baştakine. Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Canlı yayındayız. Hak ettikleri cezayı vermiş bulunuyoruz. Bundan sonra benim sözümde durmayan, sözümden çıkanlar aha böyle hak ettikleri cezayı alacaklar arkadaşlar. Kimse de kusura bakmayacak. Bu video yeni değil. Ah be kızım ya. Ah be kızım. Fidan. Ya affet. Yani onu söylemek istemedim. Ben yani daha önceden gelsen, yani durum buraya gelmeden, ben bu nereden bulabilirim? Hah. Meke, koşturup duruyor bu. Cumali'yi arıyor musun? Abi ne yapacağımı bilemedim, bir mevzu oldu. Onun için Cumali abiyi aramıştım ama. Cumali kim bilir nerede? Bana söyle, ben halletmeye çalışayım. Hay Allah'ına kurban abim. Sen bir geri bak içeri istersen. Peki, kardeşim bilmiyor. Duyarsa büyük arıza çıkar aramızda bak. Tamam be oğlum, şunları bir torbaya koysaydın bari. Lan oğlum ne hat karıştırıyorsunuz lan siz? Abi. İçeride bizim Çukur'dan bir kız var. Sevgilisi gitmiş, şiddet uygulamış, camdan dışarı falan fırlatmış. Böyle kolları kesik falan, kan revan içinde. Ben çocuğun mekanını buldum, halledeceğim şimdi. Gideceğim oraya, onu oraya gömeceğim. Tamam mı? Tek başına mı gideceğim? Ha abi. Dikkat et, bir pislik çıkmasın işin içinde. Halledeceğim ben abi, sen merak etme. Tamam, sana emanet. Tamam, dikkat et kendine. Tamam, haber et. Hadi, fırla. Necdi! Oğlum, ay Allah'ım ya Rabbim ya. Lan oğlum, bir poşete falan koysaydın içine ya. Efendim Gürkan? Yalnız değilsin. Evet.
Tamam, sen ara müsait olunca. Tamamdır. Görüşürüz. Eyvallah. Kısa kestin, konuşsaydın. Önemli bir şey değilmiş amca. Ben ararım onu sonra. Senin lafın yarım kaldı, kusura bakma. Yok, bitti. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen anlayacağını anladın. Sen nereye? İşim var. Sorguya çekilecekler bugün sıraya girdi. Onu halledeceğim. Sen çukurda kal, geleceğim ben. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Biz hiç gelmeyelim bacım. Bir çay içseydiniz emmi. İşimiz var oğlum. Onları halledelim, ben sonra yine uğrarım sana. Tamam? İyi madem. Tamam. O zaman sonra. Sonra, sonra oğlum. Tamam. Hoppa. Hop. Haydi bakalım. Hadi bakalım, iyi günler. Selim abi. Çok sağ ol abi sende. Allah razı olsun. Ayşe. İyi misin? Ben artık Karaca'yla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Annem doğru söylüyor aslında. Biraz sabretmek lazım. Bekle diyorsun yani. Yani tam öyle değil ama... Düşman gibi bakıyor bana. Olur mu öyle şey? Ya öyle görüyor beni. Haksız da sayılmaz. Kim getirdi bu kızı bu hale? Allah aşkına senin ne suçun var? Kim bilebilirdi ki böyle bir şey yapacağını? Başıboş bıraktım. Sahip çıkamadım ona. Kızım gitme dur diyemedim. Çıktı gitti o eve. Sesimi bile çıkaramadım. Annem orada kalacak dedi. Hiçbir şey diyemedim. Kaçtı. Annem bizden değildir dedi. Ben yine hiçbir şey diyemedim. Halbuki o benim kızımdı. Ben niye hiçbir şey diyemedim? Ben niye Ayşe, hiçbir şey diyemedim? Ayşe, Allah aşkına sözünü geçirebilir miydin ki? Ya annem kafasına bir şey koydu mu kim engel olabilir buna? Yapma, Allah aşkına yapma. Çocuk çok mutlu oldu, iyi oldu emmi ya. O ne biçim söz oğlum? Yani sanki sevabını yapıyormuşuz gibi. Bu zaten bizim vazifemiz. Yok canım, o anlamda söylemedim zaten. Sizi tabii çatapata koşturmaktan oraya buraya unuttunuz yapmanız gereken asıl vazifeyi. Ben de ne yapayım? Bir başıma artık. Ne kadar yapabiliyorsam o. Tamam canım, haklısın. Ne desen haklısın. Haklıyım tabii ya. Tamam oğlum, biraz yaşlandık. Aklımız bazen gidiyor geliyor, unutuyoruz bazı şeyleri. Ama asıl vazifemizi unutmuyoruz. Tamam emmi, tamam ya. Vurdun, öldürdün artık, tamam. Yok, yok. Ben var ya, az bile söyledim Selim. Al birini, vura birine. Bak geçen gün yürüyorum yolda, duvara kocaman yazmışlar. Çukur evimiz, Cumali babamız. Niye? E Cumali Çukur'u koruyor da o yüzden. Peki sadece Çukur'u korumakla baba olunuyor mu? Eğer o çocuklar benim de çocuklarım diyorsan, onlara sahip çıkacaksın. Onları gerekirse okutacaksın, ellerinden tutacaksın.
utanırlar, bir şey istemezler diye soracaksın. Gerekirse herkesin tek tek kapısını çalacaksın. Baban gibi. Baban gibi. Sen bunu bir düşün Selim. Bunu bir düşün. Çukura sahip olmak değil, çukura sahip çıkmak ne demek? Bunu bir düşün. Hadi selametle. Hiçbirini sordun mu? Bunlar neden, nedenini sordun mu? İnsan ölür ama ruhu ölmez. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. Ne oldu lan? Sözlerini mi unuttun? Cehennem azabı zordur, çekilmez. Cehennem azabı zordur, çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? İnsanlar doğan insan olurlar. İnsandan doğanlar insan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Çocuklar, siz biraz dışarı çıkın. Tamam abi. İkilerde böyle söylemiyordun gümbür gümbür. Abin ne? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan sen? Türkü söylüyorum. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun lan? Biz de Selim meydan medet umuyoruz. Barlara emanet ettik. Parayı toplayıp gelecek diye bekliyoruz. Sen bizi rezil mi edeceksin lan? Sen bizi rezil mi edeceksin lan? Bir elinde saz, önünde kadeh. Üvertür gibi çoluk çocuğun karşısında çıktığın zaman kim lan bizi ciddiye alır? Kim alır? Her zaman çalmıyorum abi, her yerde çalmıyorum. Bir tek burada çalıyorum. O da her zaman değil. Şu an kapalı dükkan. Patron da yok burada. Lan gevezelik yapma bana. Lal değil mi bunlar? Hı? Buradaki herkes lal değil mi? Kimse konuşmayı bilmiyor değil mi? Bu insanlar senin arkandan ne diyecek lan? Bu insanlar senin arkandan ne diyecek? Ne konuşacaklarmış arkamdan? Bir şey.
kimse senin arkandan hiçbir şey diyemez. Sen Selim Koçovalısın. Sen İdris Koçovalı'nın oğlusun. Lan sen Çukur'un abisisin. İnsanlar senin adını besmeleyle anacak lan. Besmeleyle anacak. Yeter! Ben değilim abisi filan. Sensin abisi. Cumali abim abisi. Babam var zaten başımızda. Emmisi, paşası. Hepiniz yetersiniz fazla fazla. Her istediğinizi yapıyorum ben be. Selim git haracı topla. Selim git çocukların payını ver. Selim silahçıyı getir. Ulan bir saat be, bir saat. Selim de ne istiyorsa onu yapsın. Kimse o olsun ama yok. Neden? Çünkü adam takılacak peşime. Çünkü takip edileceğim. Çünkü eğer bir hata yaparsam burnumdan getirilecek. Hatam da ne? Bu. Aga, oraya gelene kadar ne hatalarım var benim biliyor musun sen? Ne hatalarım var lan senin? Onu da bil. Peşime adam taksana. Öğren. Eğer kafana uymuyorsa çeker vurursun zaten. Nedir yani? Size uymuyorsa nefes almamız bile suç. Kahraman efendi. Kadar mı ya? Bu kadar mı kıymeti yok abinin sözünün? Tamam. Bundan sonra ağzımı açarsam vallahi adam değilim. Bakma lan bana öyle düşman gibi. Ben senin iyiliğine konuşuyorum. Bir sen böylesin zannediyorsun değil mi? Biz istemiyor muyuz ya dümdüz böyle kahraman olmayı? Ne varmış ya benim halimde? Ne varmış halimde? Oğlum senin adının önünde bir sıfat var. Koçovalı. Sen mi seçtin? Hayır. Ben mi seçtim? Abim mi seçti? O yamaç bebesi mi seçti? Ama böyle. Bu sıfatın getirdiği bir yük var. Bunun altına da ben girmedim. Doğar doğmaz kucağıma verdiler. Ya bırak abi Allah aşkına. Sen zaten bayılıyorsun bu hallere. Herkes önünde el pençe divan dursun. Kahraman Koçovalı geldi. Başımızı öne eğelim. Bayılmıyor musun? Sen istemiyor musun lan? Sen istemiyor musun? İtip kaksınlar mı seni? Aşağılasınlar mı? Saygı duymasınlar mı lan? Eşek gibi istiyorsun. Herkes bunu ister. Başkaları için lüks, bizim için şart. Bana değil. Bana değil. Sana da şart. Kusura bakmayacağız Selim Beyciğim. Biz bu dünyaya kazık çakmaya gelmedik. Çakmadık da. Yarın bir gün. Oğlum bizim başımıza bir şey gelse bütün çukur senin kucağına düşecek. Onca insan senin yüzeyine bakacak, eline bakacak. Ne yapacaksın o zaman? Mahallenin ortasında böyle mendil açıp saz mı çalacak? Ya abi tamam bırak yeter ya. Yeter. Yetmez. Vallahi Selim yetmez. Bak şimdi anlamıyorsun ama iş işten geçmiş olacak. Ama günü geldiği zaman sırtındaki yük fark edeceksin. Ben o zaman için konuşuyorum lan. O zaman o yükün altında ezilme diye konuşuyorum. O gün gelecek diyorsun yani. Gelecek tabii. O gün gelecek. Ve o gün sana abilik taslayan kimse olmayacak. Sen de o zaman diyeceksin ki keşke abilerin yanımda olsaydı da bana yol gösterseydi diyeceksin. Ya tamam konuşma şöyle. Bir şey demedik oğlum. Dedim zaten.
Bundan sonra ağzımı açarsam adam... Adam ne istediğini anladık. Adam değilim demeyelim de. Senin daha çok nasihete ihtiyacın olacak. Oğlum kendimi tutamıyorum işte ya. Ne yapayım? Abinim lan ben senin. Allah aşkına. Bizim de işimiz bu. Abilik yapmak. He? Tamam lan güldün işte. Kalk gidelim. Nereye? Ya oğlum battı balık yan gider. Bunu zaten ikimiz de gören gördü o sahnede. Kalk başladığımız işi bitirelim. Ne bakıyorsun lan? Oğlum arada kaçamak yapmayacaksın demedik. Yapacaksın. Yapacaksın ama sınırını bileceksin. Hadi hadi yürü. Yürü lan. Ne var yine? Lan. Ne? Yesi ballarını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam onu bana söyler misin? Şşş benim için lan. Ha? Söylerim tamam ya. Adamsın adam adam adam. Yürü lan. Karaca? 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 Kızım? İyi misin? İyiyim, ne var ki? Ya ne bileyim hani sen az önce öyle bana bağırınca... Vallahi kusura bakma ben isteyerek şeyi öyle... Tamam anne. Bu ne? Karaca bu ne? Ver bakayım bana bunu. Tamam anne iyiyim ya. Aç bakayım elini göster. Ne yaptın elini? Ha? İyiyim anne bir şey yok ya tamam endişelenmeyin. Kızım nasıl bir şey yok elini mahvetmişsin, parçalamışsın. Tamam anne bir şeyim yok diyorum tamam uykum var sadece hadi çıkar mısın? Tamam, tamam dur. Hadi dur, müsaade dur, eder misin? Dur bir pansuman yapalım Karaca. Gözünü seveyim. Aç şu kapıyı Karaca. Sefa sen misin? Benim kardeş hayırdır? Fidan'ı biliyorum. Sen Fidan'ın abisi misin? Sayılır. Al kardeş başımızın gözümüzün sadakası olsun. Sen Fidan'ın hangi mahalleden olduğunu biliyor musun? Ya mahallenin yerim senin yerim. Hayırdır la? Sen bu dövmenin anlamını biliyor musun?
tamam mı Allah aşkına, tamam. Karaca! Ayşe Allah aşkına. Ver bu fatürde. Karaca! Ne oluyor burada? Sakin ol. Ne sakini, bırak. Ayşe! Bu oluyor. Ha? Kız evden gidiyor anne. Ne diyeceksin şimdi? Ha, sabret mi diyeceksin yine? Ayşe tamam. Tamam falan değil. Benim sabrım kalmadı artık. Ben bu kızı bu halde bırakmayacağım. Ayşe. Hah Metin, erken dönmüşsün. Vallahi şimdi girdim içeri. Ne oldu? Hanım, çocuklar, ev müsait mi sizin? Ne oldu ya? Gel kızım, gel. Geç içeri. Zehra, bir bakacaksın mı? Metin, siz de. Mekke cezasını kesmeye gitti. Bir sıkıntı olursa bana haber versiniz, değil mi? Tamam, ben de. Eyvallah. Bunu hallediyorsunuz değil mi Metin? Ayşe. Ne yapıyorsun burada, ne oldu? Telefonunu açsaydın ayağına kadar gelmek zorunda kalmazdım. Ya tamam, böyle sokak ortasında ne oluyor şimdi, gel. Karaca. Ne oldu Karaca'ya? Ya daha ne olsun Selim? Ha? Bugün üstüme yürüdü. Sonra bir baktım eli kol kan içinde. Kendi kendine zarar veriyor. Ya sorunca da hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben artık baş edemiyorum Selim. Tamam, akşam konuşuruz. Konuşacağız ya. Ya kızım elden gidiyor diyorum Selim. Ya beni duymuyor bile. Bir tek seni dinliyor. Bir tek senin gözünün içine bakıyor. Kızının yanında olman lazım. Tamam, ben konuşacağım. Söz mü? Tamam, söz. Merak etme. Neredesin? Bir şey danışmam lazım, bir şey konuşmam lazım seninle de. Ne yapacağım, ne diyeceğim, ne yapayım bilemedim. Sana danışayım istedim ya. Neredesin, geleyim mi? Tamam. Hadi bay. Abi çay vereyim mi? Gerçi pek iyi olmadı. Nedim abi de yok, ben beceremedim gibi ama. Yok abim, sağ ol. Siz buradasınız değil mi?
Biz buradayız abi. Tamam, ben bir işim var. Abi. Abi, bizim bir meselemiz daha var da onu nasıl yaparız? Tamam. Döneceğim ben. Konuşuruz, hallederiz, tamam? Eyvallah abi. Hadi çocuklar. Bahçelerde görmeni veren ettin sen beni. Bahçelerde mor beni, veren ettin sen beni. Nasıl veren olmayı, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım geli, yanal al geli. Gaziantep yolunda öldürdün beni. Vay, vay, vay. Keyifler yerinde ha? Süleyman sağ ol. Süleyman, ağzını eline sağlık. Eyvallah abi. Vallahi beni hamama kilitleyen şerefsiz budur ha. Süleyman, bize biraz müsaade etsene konuşacaklarımız var. Eyvallah abi. Uğraşma çocukla. Uğraşacağım, uğraşacağım. Ben bir ara hepinizle birden uğraşacağım. Hadi bakalım. Anlat, dinliyorum. Sırasıyla anlatıyorum. Sırasıyla dinliyorum. Cengiz'in bir düşmanı var. Belli ki baş etmekte zorlanıyor. Adı Halil İbrahim. Onu bulmamız lazım. Bir Halil İbrahim bulunacak. Tamam, peki bulununca ne olacak? İş birliği. Hı. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyorsun yani. Evet, yani bu herif bir başına bitiremeyeceğimiz belli. Ortak bulmamız şart. Tamam. İki. Reşit'in... Afgan olan, Fazlullah. Aşiretin reşitlerinden biri olan, doğru. Onun bana verdiği süre de olmak üzere. Çukura saldırmasına engel olmamız lazım. İki. Evet de, onun için önce İskandar meselesini halletmek lazım. Doğru, bravo. Üç. Nedim'in çukurdan çıkması lazım, üç. Sil onu listeden, sil. Hiç karıştırma. Cemal Koçavaloğlu'nu kanatlarının altına almış, asla çıkarmaz onu orada. Ya bu inanılmaz bir şey değil mi? Bana böyle geliyor. Yani adam muhbir diyoruz, tutup koruyor ya. Yani demin demedik mi biz düşmanım düşmanı benim dostumdur diye. O da kendince ona göre haklı işte, yalan mıyım? Tamam tamam, demedik bir şey. Demedim bir şey de beni Cumali Koçovalı'yı savundurmak zorunda kalıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz, tamam. Geldim son maddeye, hazır mısın? Bu Halil İbrahim denen herifin bu gece mallarını patlatmamız lazım. Dört. Sebep? Cengiz görev verdi. Ne yani? Herifin hem mallarını patlatıp hem de herife gel seninle anlaşma yapalım diyeceğiz, öyle mi? Öyle gibi. Vallahi muhteşem plan ha. Harika bir plan. Ya bence hatta hiç böyle de yapmayalım. Ne yapalım biliyor musun? Gidelim herifin kafasına sıkalım. Sonra kafasındaki delikten bağıralım. Bizi bağlaşır mısın diye. Daha mantıklı bence. Yani zor olduğunu ben de biliyorum Salih, ama bu Halil İbrahim denen herif her kimse, Cengiz'i kıvandırmadan yapmamız lazım. Nabza göre şerbet diyorsun. Nabza göre şerbet, sevdim. Şimdi normal.
halde ben senin kafana sıkarım. Çünkü muhbirsin. Ama ters zamana denk geldin. Şimdi ben sana sıksam Cengiz Erdenet'le Yamaç'ın işine gelir. Olmaz. Nefes alıyorsan sebebi bu yani. Şimdi öt bakalım Nedim Bey. Nasıl? Anlat Nedim, anlat. Kimsin, kimlerdensin, çukurumuzda ne işin var, gerçek adın ne? Öncelikle adımdan memnunum. Çukura sizleri takip etmeye geldim. Yani başta asıl niyetimiz buydu. Müvekkilim sizinle ilgili her gelişmeyi öğrenmek istiyordu. Müvekkilin, avukat mısın sen? Hayır. Estağfurullah. Müvekkilim ne lan o zaman, ha? Ne istiyor bizden? Ben müvekkilimin ne istediğini sorgulamam. Bana ne emredilirse onu yaparım. O kadar. Peki, sonra? Sonra siz Erdenetlerle bir mücadeleye girdiniz. Bu da müvekkilimin daha çok ilgisini çekti. Çünkü kendi de çok uzun zamandır Cengiz Erdenet'le büyük bir mücadele içinde. Senin bu müvekkilinin bir adı yok mu? Var. Halil. Halil İbrahim. Ne iş yapar bu Halil İbrahim? Cengiz Erdenet'le aynı alanda çalışıyor. Uyuşturucu. Öyle de denebilir. Bizden ne istiyorsunuz? Cumali Bey, asıl soru şu olmalıydı. Siz müvekkilimden ne istersiniz? Çünkü kendi sizin Erdenetlerle olan savaşınızda size her türlü desteği vermeye hazır. O zaman sen git o Halil İbrahim'e de ki, düşmanlarımız ortak olsa da Çukur'un hiç kimseye ihtiyacı yok. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz. Ama... Aması maması yok. Niyetiniz Cengiz Erdenet'i indirmek mi? İndirin. Ama bizden uzak durun. Sen de, o da. Nedim Efendi, ben Çukur'u korurum. Sizin gibi şerefsizlerin ayağının altına sermem. Bu benim son sözüm. Şimdi nasılsın canım, iyi misin? Kim bu herif? Nerededir, nasıl buluruz, necedir? Anlatabilecek misin? Yani Mek'e gitti ama çok mekanı var. Bilardocusu, nargilecisi, barı, bizim atölye. Bizim atölyeyi geçeceksin, oraya bir şey yapamayız. Bizim emekçi kardeşler var orada. Başka? Bir de bizim atölyeden çıkan cam malzemeleri satmak için yeni bir dükkan açacaklardı. Heh. Ama daha açmadılar. Olsun. Ne oldu oğlum? Abi, Aliço'nun oraya bir gelecek mi? Gelirim bakalım. Oo. İyi misin, iyi misin? Özür dilerim lütfen. Araban pis, araban pis. Özür dilerim lütfen. Aliço, Allah aşkına o nasıl söz öyle? Gözünü seveyim ya. Metin! Kafa, kafa! Ne oldu oğlum sana? Abi, kafamı arkadan ıstakayla vuruyor ya. Kafa önemli. Kafa önemli. Her şey burada değil mi Metin? Her şey burada Meke. Her yerim ağrıyor. Güzel güzel. Bunları böyle görünür bir yere koyun. En aşağı 1000 liraya kalktırırız. Tamam Sefa Bey.
Ne? Yalnız bu dinlenme işi iyi oldu ha. Hiç çoktan haftada iki kez hamama giriyoruz. Dinlenme mi? Ha. İşte burada buluşuyoruz ya. Ha, yok ya, bu sefer ondan buluşmadık. Geçen defa iyi geldi ya. Ondan işte. Nasıl yani? Mikrofonu bıraktım ben. Gerçi yine kafamızda dönen bir şeyler vardır. O da kısmet artık. He canım, kısmet kısmet. Nereden geldiği belli olmayan bir kaza kurşununa gitmek kısmet. Evet, ne yapıyoruz? Ben listeyi verdim, oradan devam. Tamam, ben de. Efendim Metin. Tamam tamam, hemen geliyorum. Ne oldu ya? Sadece bir tahmin hakkı veriyorum. Senin için bu listeden daha önemli, daha acil ne olabilir? Yani bütün işlerini ertelesen, niçin ertelersin? Çukur. Çukur. Müsaade var mı? Gel gel. İyisin gibi. Değil mi? İşte. Gördüğün gibi. Sana ne oldu? Ha, yok bir şey. Takılma sen. Abim geliyor. Evet beyler, nedir vaziyet? Vaziyet, Mekke'yi silkelemişler. Kızcağız evde perişan. Herif de kendi dükkanındaymış. Adres bu. Ne yapıyoruz? Yapacağımız şey belli. Gidip hesabını keseceğiz. Kalabalık gidelim ama herifin arkası sağlammış. Kız öyle dedi. Tamam. Sen çocuklara söyle, isteyen gelsin. Biz de önden gideriz. Siz kim? Siz? Medet de sen mi? Ha. Yok. Biz Yamaç'la ben. Salih. Yamaç abi olmaz, onu karıştırmayalım. Sebep? Salih sen bizden bir şey istersin yaparız. Sorgusuz sualsiz. Yaptık zaten, yapmadık bunu. Ama Yamaç abiyi karıştırmayalım işte, boş ver. Bu Çukur'un meselesi Salih, biz Cumali abinin lafını ezip geçemeyiz. O varsa Çukur yok. Yani sen diyorsun ki Yamaç bizden değildir ha? Alo. Duydun mu Metin'in dediğini? Yamaç bizden değilmiş. Çocuk sizin için daha ne yapsın ya? Ha? Adam kelle koltukta geziyor. Yine de Çukur'un adını duyduğu zaman koşa koşa geliyor. Niye? Sizi korumak için. Size sahip çıkmak için. Size kalkan eli indirmek için. Siz de bu herife sırt dönüyorsunuz ha? Yani Allah topunuzun belasını versin diyeceğim de... o belayla da gidip Yamaç uğraşacağı için diyemiyorum Metin. Sen demişsin farz et, olur mu? Abim ben de... Sen kal burada Medet. Puh sizin kalıbınıza be. Medet sen bu işe karışmayacaksın. Karışmayalım bakalım. Hiçbir şeye karışmayalım. Metin. Aile önemli. O korudu. Aileyi korudu. Yamaç aileyi korudu. Of.
Benim yüzümden. Saçmalama kızım. Senin bir suçun yok. Benim senden tek bir isteğim var. Celladına aşık olma. Ama hiç böyle değildi. Nasıldı? Çok ilgi gösterir. Çok kıskanır. Birdenbire mi oluverdi bu? Hı? Bir günde mi oluverdi bu hisler? Fidan. Bir adam sana sesini yükseltiyorsa, kavga ediyorsanız, bağırışıyorsanız tamam filan ama durduk yere sesini yükseltip kolunu sıkıyorsa yürü oradan filan. Belli ki orada senin dışında başka bir mesele var. Belli ki sen o meselenin kurbanı olacaksın. Haklısın. Seviyor dedim. Kıskanıyor dedim. İşleri yüzünden gergin dedim. Dedin de sonra niye gidemedin? Bir yerden sonra gidemiyorsun Meki. Öleceğini anlayana kadar bir yere kımıldayamıyorsun. Bunu anlatmak çok zor. Korkun aklının önüne geçiyor. Bana bak bir. Yok öyle bir şey Fidan. Hep bir yolu vardır. Bir daha o adamın yanına gitmeyeceksin. Zaten yakında yanına gidebileceğim bir adam da olmayacak. Vallahi Metin kızın yanında. Mekke'de fena dayak yemiş. Ayakta duracak hali yok. Yani sen anlayacaksın. İş başa düştü yine. Olsun olsun. Onları karıştırmayalım zaten. Ben hallederim. Bir başına. Ya yeter ki onlara bir şey olmasın. Hadi neredeymiş bu herif? Gidelim. Ben götüreyim seni canım. Anca beraber, kanca beraber. Kardeş bu nedir? Sabahtan beri çık kız çık kız kafam şişti la. La bir Ankara havası aç bu nedir ya? Sen kimsin lan? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş de. Sen kimsin? Bak belki bu hatırlamana yardımcı olur. Dayı? Esin. Hanımlar, kusura bakmayın. Dışarıya çıkabilir misiniz acaba? Çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Eğlencenizi böldük. Çok teşekkürler. Çak da al. Dur. Şu boşu da alın öyle gidin. Al şu boşu da.
Hadi bakayım. Çak 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 çak. Şu tipe bak, gömleğin rengine falan bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne Selim? Anlatmayacak mısın oğlum? Nedir bu kadar acil olan? Karaca. Durum hiç iyi değil. Biliyorsun işte, duydun sen de bu Azer meselesi. Çok ağır bir şey yaşadı. Galiba çok da seviyordu. Kendi eliyle işte... Duydum. Duydum da inanasım gelmedi. Allah düşmanımın başına vermez. Öyle, değil mi? Çok zor bir şey herhalde. İstemeye istemeye seni seven, seninle sevdiğim birini yani kıyamaz herhalde insan. Ama işte herhalde mecbur kalınca çaresiz. Sen Karaca'nın durumunu iyi anlamışsın. Belli. Yok eminim. Tahmin ettim sadece. Ama belki de ilk defa böyle bir şey yaptığı için yani... E oğlum böyle bir şey hayatta birden çok kez yapılmaz ki zaten. Doğrudur. Vallahi Selim, ne denir, nasıl yapılır, nasıl da el uzatılır ben bilmem. Benim aklım o kadarına ermez. Ama zamanında İdris de... Melih'a. Melih'a. Bu tabure meselesi. Ciddi ciddi... Barın belki miyim ya? E yani her günde bir tabure lazım tabii Yamaç. Aha bak, kalktı. Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz mu la? Biliyoruz. Sen dalıyor. Sen delikanlı sanıyorsun kendini ama sadece adam sanıyorsun kendini ama sadece adamlığın bir numaralı kuralı ne Sefa? Masumlara el kaldırılmaz. Bir. Fidan bizim kardeşimiz. İki. Mahvetmişsin kızı Sefa. Ne yapayım ben şimdi sana? Üç mü? Üç. Üç. Para mı istiyorsunuz la siz? Kaç para istiyorsunuz? Adamlığınız para oğlum sizin. Hepinizi satın alırım la. Hepinizi satın alacak param var benim. Kaç parasın dayı sen? Rakam söyle bana. Kaç para istiyorsun? Ah Sefa, vah Sefa. Ben üstüne para vereyim. Kaç oğlum, kaç beni kaf. Bırakma, kaç git. Bu burada bitmez la. Bu burada bitmez. Ya ha biz ya. Allah Allah. Ne pis çocukmuş bu ya. Bana bak. Niye saldık biz bunu? Halletseydik şurada. Arkasında kim varsa toplasın bakalım. Ama takip etmek lazım. Takip zor da. Bir buluşma yeri ayarlarız. Medet'e söylerim o halleder. Güzel. Devamını da görelim. Onu da halledelim ki çocuklarımıza musallat olmasın it. Şş. Babam gibi konuştun lan. Bu
Babam olsa o da böyle yapardı. Değil mi? Babam nasıl atlattı peki? Yani sevdiğini öldürmek nasıl atlattı? Atlattı mı? Vallahi ben ondan emin değilim Seba. İçinde bir yara oldu. Kapanmayan, kanlı canlı bir yara. Zamanla geçer dedik ama... İdris o acıyla yaşamayı öğrendi. Atlatılmıyor. Yani... O olaydan hemen sonra... Bir içine kapandı İdris. Aylarca 3-5 kelime ya konuşmuştur ya konuşmamıştır. Ama zaman sonra konuşmaya başladı. Ferahlamıştı sanki. Nefes alıyordu. Konuşmak gerek yani. Öyle galiba. Yani Karaca ne yapar ben onu bilmem. Ama İdris kanını akıtırdı. Böyle oradan oraya saldırırdı. Biz anlardık, bilirdik ama bir şey diyemezdik. O kendi kendine zarar veriyordu. Bazen de iyice çıldırır, sağa sola herkese saldırırdı. Tutamazdık. Karaca bu kadar ileri gitmez. Ama eninde sonunda bir suçlu arayacaktır. İçini dökmesi, konuşması gerek ama değil mi? Yani iş sana düşüyor Selim. Senin onu dinlemen lazım. Sabretmen lazım. Senin kendini onun yerine koyman lazım. Deneyeceğim. Efendim abim. Evet. Evet. Tamam abim ben hallederim. Neresi dedin? Ha cam dükkanı. Tamam abim. Tamam. Ne oldu? Sana ne Metin? Sen demedin mi yamaç varsa biz yokuz diye? Ne soruyorsun o zaman? Ne soruyor? Allah Allah. Meraklı ya. Sen nereye Alço? Yamaç iyi Metin. Sen biliyorsun değil mi? Yamaç iyi. Biliyorsun. Ya boş ver Alço, sen bunları düşünme ya. Ama sen düşün. Düşün. Zalım, zalım, zalım. Ne olacak benim halim? Zalım,
Sevmem dünya muradını, görenler görmüş tadını. Mahzuni'nin kanadını, Mahzuni'nin kanadını. Kırıp kırıp yolan zalim, 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 zalim. Ne olacak benim halim? Zalim, 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 zalim. Ne olacak benim halim? Sizin ateşe beraber yürürüm dediğim adamlara bak. Allah hepinizin belasını versin. La bunlar kim? Bunlar sokak. Beni sokak lerine rezil ettiniz. Babamı ara la. Babamı ara. Kolay gelsin bacılar. Buyurun beyefendi. Sapa oğlunun mekanı burası mı? Ne? Ya Safa'nın mekanı burası değil mi? Evet. Ah, şöyle desene ya. Ben de yanlış yere geldim sandım da. Safa burada mı? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Safa burada mı? Beyefendi yok, burada değil. Safa burada mı? Allah belamı versin, ben bir şey yapmadım baba. Çökmeye çalışıyor Allahsızlar. Tamam babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin babam. Ne var la, ne var? Ben sizin yapacağınız iş. Geliyorum. Yürüyün la. Kalsın. O yerde kalsın demedim mi ben? Safa burada mı? Yok beyefendi, gerçekten. Safa burada mı? Beyefendi yok. Yeter artık lütfen. Safa burada mı? Beyefendi lütfen. Ne oluyor lan burada? Bacım ben bunu aldım. Ya mahvetmişler mekanı ya. Mahvetmişler arkadaş.
Adam dükkanı mahvetti, siz öyle baktınız mı? Ne işe yarıyorsunuz lan siz? Ne işe yarıyorsunuz burada? Sefa Bey, bir dinleseniz. Ne Sefa Bey lan? Ne Sefa Bey? Dükkanına anne bak. Kaç tane malımız gitmiş, kim yerine koyacak bunları? Selamın aleyküm. Sefa sen misin? Benim dayı. Maşallah. Erkek ya. Fidan'ın selamı var. Lan! Lan! Abi müdahale edelim mi? Öldürecekler yoksa? Edin abisi. Eyvallah. Kızlar. Tamam sakin ol benim. Yeter. Baksanıza zaten gebertmişsiniz adamları. Vedet'in halledebileceğinden emin misin? Halleder, ince görür halleder, merak etme sen. Ah! Sen neredesin ya? Seni bekliyoruz biz de. Ha? Sen seç. Ne diyorsun? Üç topma Amerikan mı? Oradan devam edelim. Aradın mı babanı? Gelecek mi arkadaşlarım? Güncelleyeyim mi seni bir? Ağzınla izleyen yer değiştireyim mi? Hı? Ne diyorsun? Güzel. Madem vaktimiz az, iyi değerlendirelim aslan parçası. Şimdi Sefa, sen kendini topluyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun. Nereye? Ananın babanın yanına. Neden? Çünkü onlar seni bu alemin kralısın, aslansın, kaplansın diye büyütmüşler. Bu dünya senin sanıyorsun o yüzden. Şimdi bu yanlışı bir düzelt, tamam mı? Ya gidip onlara de ki, ben aslında kral falan değilmişim. Ben hatta insan bile değilmişim. De. Onu bir anlasınlar. Bir de söyle bakayım, senin ben adını duyacak mıyım bir daha bu alemde? Hayır. Duymayacağım. Öyle anladım. Bana kalan dişlerini de söktürtme, tamam mı? Al bakalım. Benden sana hatıra. Baktıkça beni hatırlarsın aslan parçası. Peki sence şiddeti şiddetle çözmemiz doğru mu? Hiç değil, haklısın. Yani nerede kaldı bıçıcığın arkadaşları? Bekleriz, sıkıntı yok. Gel bir hava alalım biraz. Şaşmadan pusulam, geceler farksızdır, kancık bir pusudan sevdik de katlandık. İnuna hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Selamünaleyküm. Eğer seninki ayasa, inan bizimki ömür değil. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür değil.
her yanlış eder bir mermi. Bu da sanma ki kimseye ödül değil. Düşman saplasa hançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme, bu da sorun değil. Çukurdayız baba, eğilmeyin. Ve aleykümselam. Döndürüyor bu değirmeni, kurudu gözlerimdeki nehirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime, mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin, anne karnında gibi evimdeyim. Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandı, inan ama. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Ben yoruldum, gelip de çöz. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yeminim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Sarmış yıktım, gelip de çöz. Buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inan bana. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura. Bak bak tipe bak ya. Lan oğlum hadi kendine gel. Daha işimiz gücümüz var. Yaparız ya. Ben bugünü gördüm ya, her şeyi yaparız. He canım ha. Raşit Fayzullah'a da öyle söylersin. Cengiz'e de öyle dersin. Hatta Halil İbrahim'e de öyle dersin. Yaparız canım ya, yaparız dersin. İn aşağıya. İn, bir yüzümüz gülmesin, in. O zaman listeye geri dönüyoruz. Döndük bile. O zaman İskandar. İskandar. Bak bu hareketlere bak ya. Ulan kaç defa saldık biz sana? Bir kere böyle olmadın, terbiyesiz. Ne bileyim, aşağıda bir şey dikiyor herhalde. Bir yere gidecek hali yok ya. Buyurun. Şey biz Baytar amcaya bakmıştık da. Kime? Baytar amcaya. O da neydi ya? Ne bileyim yavaş, ben mi bileceğim, sen mi bileceksin? Selami hocayı mı arıyordunuz? Ah Selami hoca, evet. Siz Yamaç Koçovalı mısınız? Evet, Yamaç Koçovalı ben. Selami hoca biraz rahatsızlandı. Hastaneye kadar gitti tahliller için. İyi mi? İyi. O da Baytar'a gitseymiş. Sizin geleceğinizi söylemişti. Lütfen geçin. Böyle bir şaka yaptım ama yersiz mi oldu? Ölmesi gerekiyor. Ama kesinlikle ölmemeli. Ha. Döner istiyorsun ama dönmesin istiyorsun. Gibi. Tıt 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 tıt. Hoş bulduk. İskandar burada mı? Sen kimsin? Bartolu Saadettin. Raşit Fazlullah haber edecekti. Afgan. Ya oteli kapattık. Bilmem kaç tane adam var. Bu gerçekten gerekli mi? Şimdi doğrusunda bu sana gelecek olan arkadaş birazcık heyecanlı. O yüzden biz her ihtimale karşı ne yapalım? Önlemimizi alalım.
hayır, hayır, hayır. Allah kahretsin. Büyük olay çıkacak, Allah kahretsin. Ölemez. Başıma iş açamazsın. Aferin lan sana. Aferin sana şi. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Yamaç ben, Reşit'in arkadaşıyım. Yamaç. Sensin. Benim, benim evet. Kurtaracağım seni, az dayan. Az dayan, nefes al, az dayan. Oh be. Oh be. Sen. Salih. Salih. Ne var? Sağ ol be babamın oğlu. Sağ ol. Hadi sen de sağ ol. Tamam hadi. Bastır yarana bastır. Kurtaracağız seni. Nasıl durumu? Kurşun damara gelmiş. Yani çok kan kaybetmiş. Bir de tabii burada böyle iptidai koşullar altında çalışıldığı için yeteri kadar müdahale edilemedi. Ama inanın Selami Hoca elinden geleni yaptı. Peki ölecek mi, ölmeyecek mi? Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi Bay Terliye Hanım, siz büyük ihtimalle bizi üzmemek için kelimelerinizi seçerek kullanıyorsunuz ama biz hasta yakını değiliz. Hatta hastayı tanımıyoruz. Hatta çok affedersiniz, şeyimizde bile değil. Umrumuzda. Ha, umur. O yüzden ölecek mi, ölmeyecek mi? Siz söyleyin, biz ona göre yolumuzu bulalım ya. Yok, siz üzülmeyin diye değil. Bilmediğimden. Kimse bilemez. İnşallah hayatta kalır. Amin. Amin tabii canım, orası ayrı. Maalesef kötü haberlerle geldi. Bizim Yakup'u yakalamışlar. Gerçi konuşturmalarına engel oldum ama bu sefer de benim maskem düştü. Artık hepsi benim kim olduğumu, yani size çalıştığımı biliyorlar. Bunun üzerine Cumali'ye ortaklık teklif ettim ama reddetti. Bu arada İskender'den haber alamıyoruz. Bu akşam teslimatı bizzat yöneteceğim. Eğer uygun görürseniz şimdi gemiye geçeyim. Sen mi çağırdın? Kim? Reşit. Efendim? Ben Reşit Fazlullah. Afganım. Sen bana bekle dedin. Bekledim. Vakit doluyor. İskender nerede? İşte onu bir bilsek. Yaşıyor. Yaşıyor. Sana söylediğim gibi bu gece teslim edeceğim. Bu mesele de kapanacak. Yeter ki sabret. Ben sana güvendim Yamaç. Beni sakın haksız çıkartma. Sakın. İşte senin sorunun da bu. Herkes sana güveniyor, sonra da bir beklentiye giriyorlar. Bütün sıkıntı bende değil mi? Tabii canım. Ya hadi ben kaçıyorum, bir şey diyor mu? Akşam o şey meselesi var, Halil İbrahim. Dostluk mu, düşmanlık mı? Düşmanlık, dostluk sonra gelecek. İyi, hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Her şey yolunda mı? Yok. Bildiğin gibi amca. İyi olmak için mücadele ediyorum. Sen nasılsın? Bilmem. Yani hayattayım.
Nefes alıyorum. O kadar. Benden bir isteğin? Yok. Yok yok, yani bir şey istemek için çağırmadım oğlum seni. Ben sadece bu şeyi sormak için. Efsun'u mu? Efsun'u. Ne oldu o gece? Ölülerini gömdük. Ölülerini derken? Babaannesi. Bir de iki tetikçi. Ne tetikçisi? Muhtemelen seni vurmaya gelenler. Helal, helal amca, helal. Ne diyorsun oğlum sen? Bilmiyorum yani, kim olduklarını bilmiyorum. Öğrenemedim. Efsun da bir şey anlatmadı. Ama tek bildiğim seni korumaya çalıştı. Amca. Bir ihtiyacın olursa. Tamam. Düzelecek değil mi Hakan? Düzelecek amca. Düzelecek. Tamam her şey. Bitmek üzere. Çıkmadı hiç. Ha, Selim. Elini gösterirse. Ama İdris kanını akıtırdı. Öyle oradan oraya saldırırdı. Biz anlardık, bilirdik ama bir şey diyemezdik. O kendi kendine zarar veriyordu. Sorabilir miyim? Sor.
Yapmadım. Ona niye yaptın? Kime? Hazel'e. Çok mu seviyordun? Çok. Biliyor musun, o da beni çok seviyordu. Madem bu kadar çok seviyordun, madem her şeyi bırakıp peşinden gidecek kadar çok seviyordun, niye yaptın? Dedemin kanı varmış ellerinde. Sen nereden biliyorsun bunu? Babaannem söyledi. Babaannen mi? Düğünüme geldi. O kadar şıktı ki bir görsen, giyinmiş, süslenmiş. Hiç o kadar güzel görmedim babaannemden. Özenmiş, süslenmiş torunumun düğünü diye herhalde. Düğüne geldi sonra? İşte sonra yanıma geldi. O adamın dedenin katilinin olduğunu bile bile bu evliliğe evet dersen, seni hiç affetmeyeceğim kızım dedi. Bir de ne? Silah verdi. Azer'i bulmam için. Ah baba, acıdı. Özür dilerim. Önemli değil. Hadi yemek hazır. Sizi bekliyoruz. Tamam, geliriz babaanne. Hadi baba, acıkmadın mı? Geleceğim. Geçsene oğlum.
Çocuk. Selim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anneme sor. Neyi? Ne diyorsun oğlum sen? Karaca. Odadan çık. Ne oluyor çocuk? Karaca'dan Hazer öldürmesini sen mi istedin? Anne? Ne diyor bu çocuk? Olanı söylüyor. Dedesinin katilinin koynuna mı girecekti? Sen ne diyorsun? Anlatıyorsun sen! Kızın eline silah vermek ne demek? Selim! Karşında kimin olduğunu unutma. Sen ne konuşulduğunu farkında mısın? Benim kızım! Ha senin kızın, ha benim kızım! Gereken yapılmış. Ya bizim ailemiz, bizim kadınlarımız, sen ağzından çıkanı duyuyor musun? Karaca'yı bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin. O benim kızım. Benim kızımın kaderine siz karar veremezsiniz. Çocuk! Ben çocuk değilim abi. Ben de gelebilir miyim? Gel. Toplayın etrafı. Sonra da odanıza çekilin. Emredersin. Anne tamam. Tamam toplayacağız. Ben toplamıyorum. Kim ne yapıyorsa yapsın. Bundan sonra bu evde hiç kimse bana karışamayacak, hiç kimse. Gelin Hanım. Ne oldu? Şimdi Gelin Hanım mı olduk Cumali abi? Ha? İşine gelince el alıyoruz değil mi? Ayşe gel biz de. Ya bırak çek işini. Siz benim kızımı katil yaptınız. Bir de üstüne el birliği ile çalırttınız. Hala hangi yüzü? Hala da... Yeter ama. Kol kırılır, yen içinde kalır. Öyle bağırıp çağırmakla meseleyi büyütmenin anlamı yok. Senin kızın doğru olanı yaptı.
Mesele kapandı. Sen ne diyorsun anne ya? Doğru olanı yaptı ne demek? Ha? Doğru olanı yapmak Karaca'ya mı kaldı? Madem doğru olan buydu. Siz de gidin duruyordunuz. Ha? Ayşe, sakinleş. Sakinleş, sonra konuşacağım. Koruma, koruma onu. Kocan diye koruma. Ya ben bunu mu söyledim? Hakan! Oğlum, oğlum görüyor musun ne yaptığını? Ne? Hadi. Bu mesele burada kapanmadı. Hazır mıyız babamın oğlu? Her zaman babamın oğlu. Ne yapıyoruz? Dalıyoruz. Kaç kişiler? Çok kişiler. E hadi. Yalnız o taraftan değil canım. Bir planım var, gel benimle. Mümkün olduğunca sessiz halledelim. Her zaman. Başka giriş yoktu diyorsun. Sen yapsaydın planı. Gitseydin güverteden ne kadar o kadar dansaydın o zaman adamlara. Söyleme söyleme yapacağız ne diyorsan. Ben söylenmiyorum, ben senin söylediğine söylerim. Sen söylenmiyor musun şu an? Ya hadi ya hadi. Şş, kaptan çaldırınca gel bizi al tamam. Bu lastikler benim tahmin ettiğim şey değil mi? İçinde insan yok hadi canım hadi canım. Ne tarafa kaptan? İşte sen oradan git ben de buradan gideyim. Dağılalım hadi. Evet. Sen de. Sevgili işçi kardeşlerim, emekçi kardeşlerim. Zannediyorum sizlerin uluslararası illegal ticaret ağıyla herhangi bir bağlantınız bulunmamaktadır. O yüzden çıkabilirsiniz. De hadi al ekmeğin arasını da çık hadi. Çık, çık, çık hadi. Hadi, çık. Terk et, terk et, terk et.
Nedim Bey, yetişin, baskın var. Konuş, nerede? Lan konuş, bu neyin sadakati, konuş. Ne oluyor? Konuşmuyor. Ama ben sana nasıl adam konuşturacağını daha önce öğretmiştim Yamaç. İlla kullandıracaksınız. Geçtik orayı, geçtik hadi. Nerede? Kontrol odasında. Olacak senden, olacak. Tek bir sıkıntı var. O da işini tamamlamıyoruz. Gel. Öğrenmiş miyim? Öğrenmişsin de eksik öğrenmişsin. Bir tam konuşturaydık da öyle buraydın. Nereden bulacağız bunu? Ya buluruz ya, işimiz ne? Ararız hadi. Söylenme ha. Nerede olacaktı? İyi hadi, alalım da gidelim madem. Yok, almak yetmez. Yok Yamaç, ben tövbeliyim. Ulan öyle değil be. Ha, olur o zaman. Hadi. Ulan ne kadar gelişti ya. Sen ne öğrendin lan bunu kullanmayı? Erden Etler'den öğrendiğim iki şeyden biri. Birincisi aile nasıl olunmaz. İkincisi de bu. Dedi Koçovalı. Yalnız bana bak. Güzel yaptık ha. Evet evet. Çağatay olsaydı bayılırdı. O kadar özlediysen seni göndereydim Metin'in yerine Zürik'e. Zürik'e mi? Ha Zürik'e. Ben yaparım, ben yaparım. Emin misin? Ha, bende, bende. Sabit tut. Tamam, bende. Efendim? Bravo. Tebrik ederim. Eyvallah. Haber çabuk ulaşmış. Ulaştı, ulaştı. Seni bekliyoruz. Yemeğe gecikme. Peki. Yamaç. Hı. Ben yanlışlıkla Avrupa yakasına geçtim herhalde lan. Ben şunu indireyim, ver. Vay ağzımı. Cengiz mi? Hı. Ne diyor? Yemeğe bekliyormuş. Afiyet olsun. Ay ay.
Maalesef haberler kötü. Terslikler üst üste geldi. Sanırım Yamaç. Daha doğrusu Yamaç olduğunu eminim. Çünkü giderken ardında imzasını bırakmış. Bütün malımız heba oldu. Zararımız çok büyük. Bana düşmez ama sanırım İskandar'ın teklifini kabul etmenizde fayda var. Çünkü bu kadar büyük bir kaybı ancak bu şekilde hızlıca telafi edebiliriz. Tabii siz uygun görürseniz. Alo, Selam hocam. Bir terslik var. Kaybediyoruz. Gel. Hoş geldin Yamaç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sayende keyfim yerine geldi. Büyük patırtı kopmuş, aferin. Elimden geleni yaptım. Başlangıç için hiç fena değil. Beğenmenize sevindim Cengiz Bey. Beğendim tabii. Umduğumdan daha büyük gürültü koparmışsın. Güzel. Öyle mi? Nasıl? Orasını boş ver. Acıkmışsındır. Hadi. Yemeğe geçelim. Yine mi bekliyorsunuz Cengiz Bey? Evet. Malum, arığın aramızdan erken ayrılışı bir mesele oldu. Ne gibi? Büyük bir iş kolunun başsız kalması gibi. Ne o? Yoksa işin başına seni getireceğimi düşünmedin değil mi? Yok canım. O halde buranın gerçek sahibinin kim olduğunu da çok iyi biliyorsundur. Değil mi? Bekletmedim değil mi?